Buraya aldığımda bir şekilde size background gönderiyordum aslında. Şimdi düşünüyorum, aday olur da belediye başkanı olursanız aslında en büyük sorun kalktı galiba. Cezaevi alanı bitti. Takip ettiniz mi o cezaevi alanı olayını? Şimdi cezaevi alanında hatırlayacaksınız, sizin unuttuğunuz bir şey var. Herkes cezaevini kaldırdım diyor. Ben 1999-2000 yılında il encümeniyken valilikte bir bütçe ayırdım. Olmazsa olmaz bu cezaevi Buca'dan kalkacak diye. Doğru. Ve 3-4 yıllık bir mücadeleden sonra 5 encümenin 3'ünün zar zor imzasını alarak, hatta bir isyan sonrası toplantı yaptınız siz. İnsan, bir isyan silsilesi vardı. Benim amacım Karaburun'da taşımaktı. Çünkü Karaburun'un bir şekilde hareketlenmesi lazımdı. Şunu kabul edelim ki cezaevinin olduğu yere git geller, servisler mevzu bir hareket olacak. Şakran'daki yeri aldık. Ödeneğini altına imzasını attım. Adalet Bakanlığı'na aktardık. Tek hedefim cezaevinin oradan kalkmasıydı. Cezaevini yaptık, taşıdık, kalktı. Bir marjinal herkes ben yaptım. Ama Buca'da yine cezaevi var. Şeyde, Kırıklar var. Kırıklar değil mi? Kırıklarda var. Peki şu anda yani 10 yıl arada var. Buca'yı sürekli dolaşıyorsunuz. Gerçi ben bunu biraz farklı soracağım ama yani sizlerin de Cemişe boyunda sizin de halledemediği bir şirin yer, pazar yeri var mesela. Cezaevi gibi bir yer artık yok. Ama bu şirin yer, pazar, ben genç adaylara da bunu sordum. Onlar da orada biraz teklediler aslında bana cevap verirken. Ya başkan, siz çok uğraştınız. Hatta kavgalar ettiniz o şirin yer, pazar yeri. Ben protokolünü yaptım onun Büyükşehir'le. Evet evet, Büyükşehir. Şöyle söyleyeyim. Ne oldu orada? Cemil Bey'in orasıyla ilgili projesi yoktu. O da çok konu ediyordu ama o zaman. Yok, hep mesele oluyordu. Ben hiç duymadım ondan konuyu. Ben onun projesini yaptım. Projesini onaylattım. Büyükşehir'e de onaylattım. Yer 81 bin metrekare. %65'i Buca Belediyesi'nin, %35'i Büyükşehir Belediyesi'nin. Protokolümü yaptım, projesini yaptım. Tabi o kadar büyük bir alanın pazar yeri olarak kullanılmasından günah bir şey yoktur. Forum hesabı, yani ben hala bakkal amcacıyım ya, abimeye karşı. Forum tipi bir yer yaptım. Köşesinde 3 katlı pazar yeri yaptım. Altına 2 katlı otopark yaptım. Projede hiçbir sorun yok. Aziz Bey'le oturduk, oranın ortasında davullu zurnalı bir protokol imzaladık. Ancak... Doğru. 114 metrekare bir kitle çıktı. Sahibinin ne olduğu belli olmayan. Bizim de içimizde bir arkadaş aldı bunun yetkisini. Yaptırmam da yaptırmam derken bu proje o zaman için kaldı. Fakat şimdi bitti. Kaldı ki benim dönemimde, ben bir dönem daha saydım, zaten yapacaktım. Bu sefer o kitleyi Büyükşehir tarafına kaydırıp gerekirse 65 bin dönüme yapacak. Ercan Bey, yani orası o kadar enteresan ki Google Maps'tan da böyle baktığımızda tablette, bilgisayarda sanki orada bir rahatlama alanı, bir böyle çok sıkışık. Hala çok betondan sıkışık. Ari ufak bir forum gibi etrafında da rekreasyon alanları yapmamız lazım ki Şirinyer'e bakış açısı değişsin. Şirinyer'e belediye gücüyle yapılan tek yatırım benim yaptığım olimpik yüzme havuzudur. Bunu da yaparsak zaten yer yok. Ama Şirinyer'in tabii ki aslında Buca yeşil ama Şirinyer'in de bir büyük avantajı var, hipodrom. 550 dönüme yakın bir yer. Orayı yaparsak, o alanı kazandırırsam ben Şirinyer Buca'ya, gerçekten gözüm arkada gitmiş. Gerçek bir meydan görüntüsü bile olabilir. Tam meydanı. Bir ilçeye düşünün. Forbes Çarşısı diyorlar. Forbes Çarşısı değil. Forbes Çarşı değil. Forbes Yayaoğlu. Yayaoğlu. Ama Sevgi Yolu gibi yapılmış. Siz orası. Bir çarşı yaratmayınca Forbes Çarşı oldu. İşte çarşıyı oraya kaydırırsak Buca'nın, Buca'ya bakış açısını değiştiririz. Peki şimdi bu geçtiğimiz 5 yıla baktığımızda, yani ben bütün başkanlara ve adaylara da soruyorum. Ya çok zor, ya talihsiz bir dönem. Şu 2019'dan sonra başlayan neden? Pandemisi, depremi, deprem farkındalığı ve hala içinde olduğumuz ekonomik kriz. Yani 79'lu da taze soğan olur mu diye sabahtan beri yani kafayı yeme noktasındayım başkan. Şimdi ya ben bu dönem belediye başkanlarını aslında değerlendiremiyorum. Çünkü yok, adamlar görevleri olmayan işleri de yaptılar. Yapmaya evet. Çalıştılar. Ha, bu arada bizim belediye başkanımız Sayın Erhan Kılıç da bir kaza geçirdi. Kaza geçirdi. Gerçi 3-4 kere telefonlardım ama kapalıydı. Buradan bir kez daha geçmiş olsun. Evet, ben de ulaşamadım. Geçmiş olsun gerçekten kendisine. Bu dönemi böyle hariç tutmak mümkün olsa belki tutulacak ama
bazı yeni farkındalıklar çıktı. Yani belediye başkanlarına sanki daha yeni sorumluluklar da çıktı. Ama ekonomik kriz dayatması var Sayın Başkan. 5.393 ödenek kayıtsız. Siz de yaşadınız bunu. Borçsuz belediye yok, yatırımı sınırlı, personel giderleri yükseliyor. Hatta Kemalpaşa Belediye Başkanı burada mazot fiyatlarından öyle bir yakındı ki ben inanamadım. Ya belediye başkanı mazot fiyatlarından çöp arabasını çıkaramayacağız böyle giderse filan demişti. Bunlar sizi endişelendirmiyor mu? Çünkü belediye başkanlığı yaptığınız yıllar sanki daha nispeten daha kolay yıllardı. Ama şimdi Buca'da da deprem riski var artık. Eskiden demiyorduk. Buca'da çok ciddi deprem riski var mesela. Öyle bir fay hattı. Bunlar sizi değiştirdi mi? Yani bazı konulara bakışınızı. Sadece çalışma şeklimi değiştirecek. Borçsuz belediye yok derken 2014'te benim belediyemin borcu yoktu. Tahakkuk etmemiş 11 trilyon borç vardı. Elektrik, su, sigorta vesaire. Ben borçsuz bir belediye devrettim. Ya borçsuz belediye olmaz diye bir şey yok. Eğer maddi planlarınızı ve mali planlarınızı düzgün yaparsanız, kime ne vereceğinizi, kimden ne alacağınızı bilirseniz, hiçbir gereksiz belediye, para harcamayacaksınız. Gereksiz paralar harcamazsanız hiçbir belediye borçlanmaz. Çünkü İller Bankası payınız var. Vergiler vesaireler var. Benim devraldığım belediyenin de o zamanki parasıyla 61 trilyon büyük paraydı yani. O kadar borcunu ödedim. Borç. Ama borçsuz bir belediye bırakıp bunun yanında olimpik yüzme havuzu, kültür merkezi, stadın, maskın tamamlanması, iki tane rekreasyon alanı, 200'e yakın park kiralamaktan ziyade kepçeler, makineler bunları aldım. Demek ki oluyormuş. Demek ki oluyormuş. Sizin dönemde Buca Spor'un da adı çok duyuluyordu. Tabii ben Buca Spor'u Süper Lig'e çıkarmakta çok çalıştım. Yani niye? Çünkü Buca'nın bir adını Türkiye'ye duyurmam lazım. Büyük mücadele verdim ama meşhur 2011 olayları. Ben bıraktığımda yine de Buca Spor bir alt ligdeydi, üst lige çıkma çalışması yapıyordu. Fakat yönetim güme düştü önce. Daha sonra da Buca Spor düştü. Gerçek Buca Spor şu anda amatörde. Yani halkın izlediği Buca Spor benim Buca Spor'um değil. Her şey karıştı o konuda. Mesela Gölet'te yapılan o amfiyatiyatrodaki etkinlikleri hatırlıyorum. Yıllardır orada pek bir şey olmuyor. Peki bu sefer Ercan Tat'ı deneyimine üstüne bir marka çalışması yaptı mı? Yapmıştır diye düşünüyorum ama. Tabii. Yani çünkü ya Buca da eskidi sevgili başkan. Yani işin özü korkutuyor bu. Artık. Her yer önce, korkutuyor. Önce Buca eskidi. Önce Buca'nın yenilenmesi lazım. Yani ada bazında çalışmalar yaparak 30'lu 40'lı 50 yıllardan kalma artık o güven mahallesi olsun, yukarıki mahalleler olsun. Bunlar da kitleleri toplayarak kentin yenilenmesi lazım. Bunları zaten teknik olarak yaklaşık 3 yıldır çalışıyorum ben buna. 3 yıldır nasıl yaparım, nasıl ederim, kitleri nasıl ikna ederim, nasıl birleştiririm? Yani örnek yaratmanız lazım ki vermek istemeyen bile doğru ya bakın güzel oldu desin. O yüzden köhne Buca'yı yeniletmemiz lazım. Bu yenilemede ilçe belediyesinin yetki, sorumluluğu, gücü yeter mi? Yetmez. Peki orada ilçe belediyesi, şimdi bütün adaylarda bir kentsel dönüşüm şeyi var. Ama bazılarına bakıyorum, bilmedikleri için mi, kavrayamadıkları için mi, yani kendilerini biraz... Hani bakan gibi ben yaparım. Bizim Bayraklı da var. Yani iki günde Bayraklı'yı değiştirecek. Yani evet, burada evet. İlçe belediyesinin yeri nedir ben yani? Ben bunu anlayamadım. İlçe belediyesinin yeri sadece istemektir. İsteyip kendi ilçesinin işini takip etmektir. Adayların projeleri konusunda aynı versiyonda olduğumuz için açıklama şeyi hissetmeyeceğim. Bir adayımız Şirinyer'e girişte Kızılçullu su kıyamerelerinin altından girecekmiş. Alttan, NATO'nun altından Buca'dan çıkacakmış. Evet. Ben de aradım. Oğlum dedim bak yani tabii ben söyle de ama insanlar sana güler. NATO senin altına sokar mı? NATO bu. Benzeri Bayraklı'da da var. Denizin altından şey yap. O zaman köprüyle geçerim dedi. Ha altına sokmadı senin üstüne sokacak. İlçe. Hayır bir de ilçe belediyesi bu masrafı yapabilir mi gerçekten? Yapamaz. Biz sadece kendi işimizin, ilçemizin işinin takipçisi oluruz. Burada da büyükşehirle diyalog halinde çalışmak geliyor. Gerekiyorsa bakanlıkla. Yatacağız kapısında. 600 bin